İdrarla olması gerekenden fazla protein atılmasını proteinürü olarak adlandırıyoruz. Proteinürü bazen geçici karakterde bazen de kalıcı karakterde olabilir ve kanlı idrara eşlik edebilir. Hastalar vücutta göz kapakları çevresinde yaygın ödem, karadında sıvı toplanmasına bağlı şişlik, idrar miktarının azalmasına bağlı şikayetlerle hastaneye getirildiler ya da hiçbir şikayeti olmayan hastalığı yapılan tetkikler neticesinde tesadüfen saptanabilir. Geçici proteinürün klinik bir önemi yoktur ve ateş egzersizle ilişkili olabilir. Ancak sebat eden protein muhakkak araştırılmalı ve altta yatan hastalık ortaya konmalıdır. Öncelikle hastalardan 24 saatlik idrar toplanarak günlük protein atılımı hesaplanır. Bunu yaparken bazen idrar toplanmasını gece ve gündüz olarak ayırıyoruz ve günlük hareketin proteinür üzerinde etkisini araştırıyoruz. Eşlik eden başka hastalık ya da bozuk laboratuvar neticelerinde bu hastalara bazen böbrek biyopsisi dediğimiz böbrekten parçalıp inceleme tekniği uygulamaktayız. Biyopsi sonucuna göre de tedavi seçimini yapmaktayız.